merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tığ işi, şapka, anahtarlık ya da toka olarak kullanabileceğiniz bir model paylaşacağım. Yapımı oldukça basit olan bu model. Tabii ki şurası sık iğne tekniği kullandığımız için amigurumi anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Dilerseniz şöyle bir lastik tokayı geçirip çok güzel bir toka olur ya da böyle bir aparatı altına monte ederseniz de şöyle otomatik bir güzel tokanız olur. Farklı renklerde, farklı boyutlarda örebilirsiniz aynı sayıları kullanarak. Yapmanız gereken tek şey tığ numarasını kalınlaştırmak ve ipinizin kalınlığını buna uygun şekilde ayarlamak, inceltmek ya da daha kalın iple örerseniz daha büyük bir şapka modeli elde edersiniz. Evet, hazırsak bütün detaylarını hemen anlatmaya başlıyorum. İyi seyirler. Evet, hemen ipimi alıyorum. Gerekli malzemeleri zaten hangi amaçta kullanacaksanız ona göre temin edin. Ya anahtarlık olarak kullanacaksanız şöyle bir anahtarlık sapı ya da dediğim gibi şöyle farklı toka çeşitlerini kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Bakın en basit haliyle diğer amigurumi modellerimde de. Bu arada tığ numaram 2 numara. Siz dilerseniz dediğim gibi farklı elinize daha uygun, alışkın olduğunuz numaraları tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi hemen sihirli halkamın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet sık iğne ördüm. Sihirli halkamın ipini çektim. Ve şöyle ilk ilmeğe geçiş yaptım. İlmek kaydırma ile kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Renk geçişli öreceğiz. Yani şuranın düzgün bir şekilde gözükmesi için. Yani renk geçişli başlıyor gibi öreceğiz renk kullanmasam da. Onu tekrar şöyle göstereyim ben. Siz spiral şekilde de örebilirsiniz. İlmek kaydırmayı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve hemen aynı ilmek içine, yani o bir zincirin dibine sık iğne yapıyoruz. İki tane yapacağım çünkü sayımı artıracağım. Sayım 8'di, 16'ya çıkacak. O yüzden her ilmek içine çift sık iğne yapıyorum. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Bu şekilde çift yaparak hepsini sayımı 16'ya çıkaracağım. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, sayımız 16 oldu. 16 olduktan sonra şöyle şu aradakini örmüyorum. Hemen şöyle karşıdakine tığım ile geçiş yaptım. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip aynı ilmek içine hemen bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 24'e çıkaracağız. Şöyle bir artırma. Bir tane tek. Şöyle odaklısın. Bir tane tek, bir tane çift. Bir tek, bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bir tek, bir çift örerek sıra sonuna kadar 24 tane ilmek elde ettim. Hemen ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Dibindeki ilmeğe battım. Ve sıra sonuna kadar, daha doğrusu 4 sıra boyunca şöyle her ilmeğe bir tane sık iğne olacak şekilde, biraz daha yakın hemen göstereyim. 4 sıra boyunca örüp gelelim. Evet, 4. sıradan 7. sıra dahil 4 sıra boyunca düz bir şekilde ördük. Hemen şöyle
ilmek kaydırma yapacağım yerden. Pardon. Bakın örgümüzün bir arka lobu var, bir de ön. Ben şu ön lobundan biraz daha yakın çekelim. Kırmızı bazen ekranda takip etmesi zor bir renk. Şöyle filo dediğimiz, yani ön lobdan örme. Buradan alıyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere bir tane sık iğne yaptım. Şimdi filodan öreceğiz bu sırayı. Bir sık iğnemizi yaptık. Bir tane artırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğin içine iki tane sık iğne. Umarım net görünüyordur. Bir sık iğne hemen yanındaki ilmeği. İki tane sık iğne. Bir sık iğne, bir artırma yaparak bu sırayı filodan, yani ön lobdan tamamlayalım. Şapkamızın böyle, bakın, dışa doğru kıvrılması için gereken, yani bu formu kazanabilmesi için bu şekilde öreceğiz bu sırayı. Bir sık iğne, bir artırma yaparak tekrar son kez göstereyim. Bir sık iğne, hemen yandaki loba geçiyorum. Oraya da iki tane. Bir tek, bir çift yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Hemen normal ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Üst sıraya çıkıyoruz. Tığma ipimi aldım. Hemen dibindeki ilmeğe bir tane ikili trabzan. Bu sırayı da bütün ilmeklere tek tek ikili trabzan örerek tamamlayacağız. Bu tahminen 9. sıra. Şöyle. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, şimdi sıra sonuna kadar ördük bu şekilde. Artırma ya da eksiltme yapmadan ilmeğimi kaydırdım. Bir, iki tane zincir çektim. Aslında burada şöyle yapacağız. İlmek kaydırma yaptıktan sonra bir tane zincir çekelim. Tığma ipimi alıyorum. Hemen dibindeki ilmeğe değil, ondan sonraki ilmeğe şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir, yine aynı ilmeğe. 2, 3, 4 ve 5. Nasıl oldu? Şu son yaptığımı tekrar yapayım. 5. Evet, 5 tane yaptıktan sonra bir ilmek atlıyorum. Şöyle ikinci ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Şöyle ikinci ilmeğe yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Hemen ne yapıyoruz? Yanındaki değil, onun yanındaki ilmeğe bir tane sık iğne. Onun yanındaki değil, onun diğer yanındakine, pardon, şöyle bir ilmek atlıyoruz ikinci ilmeğe. Yine 5 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, son modelimizi de ördükten sonra bir ilmek atlıyorum son ilmeğime. Bir ikili trabzan, pardon, sık iğne yapıyorum. Şöyle şuraya da bir ilmek kaydırma yapayım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum hemen. İpi içinde gizleyeceğiz. Öncesinde şu kenarındaki beyazı nasıl yaptığımı hemen gösteriyorum. Şöyle herhangi bir yerden tığımı geçiriyorum.
kalsın, daha sonra gizleriz. Tamamen ilmek kaydırma ile. Kenardan. Evet, bu şekilde etrafına ilmek kaydırma yapalım. Evet, şöyle son ilmeğimize geldik. Yine aynı işlemi yapıyorum. İpimi keseceğim. Siz farklı bir süsleme de yapabilirsiniz. Şapkayı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Minik çiçekler ekleyebilirsiniz ya da buraya yine minik şu kalan ipleri içine çekmeden dışına çıkarıp orada minik bir fiyonk oluşturabilirsiniz. Benim şöyle minik çiçeklerim var. Onları hemen buraya sabitleyeceğim. Dediğim gibi siz nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Bu minik çiçeklerin yapımını da daha önce birçok videomda kullandım. Göstermiştim tarifini. Şimdi videonun uzamaması adına tekrar anlatmayacağım. Çiçek sepeti modelimde de aynı çiçekleri kullandım. Sayıları aynı. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle yan yana birkaç tane minik çiçek eklemek istiyorum. Şöyle iç içe de olabilir. Evet, bu şekilde hemen dikip geleceğim. Evet, bir güzel tasarımın daha sonuna geldik. Umarım sizler de severek beğenerek örersiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı unutmayın lütfen. Beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı unutmayın. Evet, bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.